Ha vakit. Nedir ki o? Bir sağırdın size okuma yazma öğretmişsin. Sevapların büyüğü. Ondan da büyük olan ise bir sağırdın sizi öz babana ihanet için kullanmam. Yıkıl karşımdan! Şeyim, hakikat ortaya çıkmıştır. Zahide Hatun masumdur. Beykonak'ta kendisinin dönmesini bekler. Hata telafi olunmuştur. Sabahtan tezi yok, Zahide Hatun'u bekler bey. Allah razı olsun Yunus Efendi. Bilseniz ne kırık bir gönlü tamir ettiniz. Yunus Efendi aklayacak seni. Ona güvenebilirsin demedim mi? Kim dedi? Kendisi mi dedi ki? Odur gelen. Sabahtan tezi yok. Bey Zahide Hatun'u bekler diye haber etti şimdi. Demirci Bayram. İşinin en mahir ustası. Ama bir elden geçiriversin isteğimizi, gelmiştir. Kılıcı geri göndermiştir. Falcı! Emreyleyim beyim. Al bu kılıcı. Var çarşıya. Demirci Bayram'a de ki, beyimiz geri gönderdiğin kılıcını geri gönderdi. Çarşıya varırız beyim izninizle. Vazifesinde dura. Ben veririm. Müsaadeniz var ise beyim, ben götüreyim. Estağfurullah Yunus Efendi. O nasıl kelam? Belli ki maneviyatını anladınız benim için Yunus Efendi. Ama alelade kapımızdaki kullarımızın göreceği bir getir götür işidir bu. Vazifenin mühimi, namühimi mi olur beyim? Madem ki maneviyatta da ağırdır sizin için. Sarı Efendi de çıkar, bizatihi tembihlerim Bayram Efendi'ye. Beyimizin selamı vardır Bayram Ağa. Der ki, Demirci Bayram mahir ustadır. Bu baba yadigarını ancak onun temiz eline teslim edebilirim. Aleykümselam Sara. Sağ olsun beyimiz. Elimiz temizdir şükür. Ama her işe varmaz. Beyimiz gönüllü aramaz Bayram'a. Emir verir. Emir demiri dövmez Sara. Biz cevabımızı vermiştik. Sen beyimizin emrini bu kez de yapma. Ben de dehşet yapmaz isem Nallıhan'ın orta yerinde. Sara. Bize müsaade edin. Yapacak Yunus Efendi. Ona soran yok. Sara. Emrimdir. Efendi, bana kendinizi hayır dedirtmeyin. Ama cevabımız bellidir. Biz böyle bir bey tanımayız. Kendisini tanımadığımız beyin emrini de tanımayız. Biz daha önce cevabımızı vermiştik.
Hakkınız yoktur buna Bayram Ağa. Bir ayı dükkanına gelen kişinin işini neden görmeye ki? O vakit bir suç isnat etmek icap eder. Bu kişi hırsız mıdır? Arsız mıdır? Selam verilmez bir ahlaksız mıdır? Bir sebebi olmalı. Sebep gerekse bir değil, bin sebep vardır. Şu elimi kesse de elim varmaz o zalimin işini yapmaya. Ama sizin hatırınız gönlümüzden geçeni aşar. Sülhte hayır vardır Bayram Ağa. Sarı. Bayram Ağa kılıcı elden geçirecek. Eyvah! Eyvah akçelerim! Kesem, benim bir kesem vardı küçük. Hiçbir gören yuvan yok mu? Ben yola nasıl giderim? Bunca akçesiz ben ne yaparım? Hiç gören yok. Demin siyahlı bir adam vardı, bana çarptıydı. Herhalde yok mudur bu çarşının bir zabiti? Siz gördünüz mü? Onca yolu ben nasıl giderim? Akçelerim, yığın akçem vardı içinde. Ben ne yaparım akçelerim siz? Hiç mi görmediniz ya? Yahu... Emriniz olur sultanım. Ölünceye beklerim. Hayat pahalı. Hayat pahalı. Hayat pahalı. Selamünaleyküm Yunus Efendi. Aleykümselam. İsmail'i gördünüz mü pürdaşlar? Devlethanededir, şeyhimizin yanında. Eyvallah. Gününüz hayır olsun. Cümlemizin Yunus Efendi. İsmail'i sorarıydım. Yunus Efendi'dir.
İsmail'i sorarydım. Yoktur herhalde. Yok. İçeridedir, getiririm hemen. Neden erken geldin? Fena mı ettim? Yürü. Gündüz hayırlı olsun. Ne var senin? Canın mı sıkkındır? Ondan mı erkenden çıka geldin? Konya'dan getirttim Partalcı Nizam'a. Arasam bir karış yoktur buralarda. Ne gerek vardı kızım bunlara? Dünyayı taşımışsın. Her dar günümde bize bağrını açan anama İki kulaç entarlık getirmişiz. Çok mudur? Ben varıp araya bakıvereyim. Ataş ne haldadır? Yunus Efendi. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim. Nesi var idi ki? Bilmem. Birden bir tuhaf oldu sanki. Yunus Efendi kadıymış dediydin. Doğrudur. Nallı Han kadısıydı. Hem de ne sert bir tavrı var idi, göreydin. Adaletinden ahali titrer idi. Ya sonra? Sonrası malum işte. Nasıl olmuş peki? Nerede tanış olmuş ki Şeyh babamla? İki cümleye sığacak hikaye değildir ki bu. Uzun hikaye. Vardım verdim demirci varımı. O da bir emanet verdi. Gerisin geri ahi ocağına. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Oradan Şeyh dedemin Partalcı'ya bir emaneti varmış. Bu sefer de ona. Selamünaleyküm canlar. Aleyküm selam. Bu kimdir bre? Sana derim. Kasım Ağam'ın yanındaki kimdi? Kim kimdir? Gene hangi alemlerdesin sen? Şahine oldu ne olur ise. Bir vakit gözümün önünde durmasın der, Konya'ya göndermiş. Üzülürüm ama senin ima ettiğin gibi değil. Görürüz bakalım.
Şahin konakta değil iken bizi görmeye gelir misin, gelmez misin? Tövbe estağfurullah. Başka işin yok mudur senin? Vardır. Olmaz mı? Giderdim ben de. Geç bile kaldım. Destur şeyhim. Gelene Kasım'ım. Pek manidar bir konuğumuz vardır efendim. Hele yüzünü görelim bakalım. Aynısı sende de var. Ben nice bağışlanmak dilesem nafiledir şeyim. İşlediğim günahın farkındayımdır artık. Neymiş günahın? Bilmez misiniz efendim? Hemi döndü halanın, hemi de sizin gibi Allah dostlarının gönlünü kırdım. Hak yolunda olmayan işler yaptım. Bir gönül kırdın ise fena. Gönül çalabın tahtı, gönül kıranın abdesti tutmaz. Ama bizim gönlümüzü kırmış değilsin. Allah dostu dersin, bize iltifat edersin. Size şah damarınızdan daha yakınım demez mi Yaradan? O vakit herkese dosttur. Kimi farkındadır, kimi değil. Fark, o kadar fark işte. Kabul buyurursanız, mürediniz olmak, dergâhta kalmak isterim şeyhim. Biz kendimize mürit toplamayız, Adem Efendi. Ama bu kapıya gelene ne gelirsin, gidene nereye gidersin demeyiz. Gelenin yeri hazır, gidenin yolu. Madem ki fakirhanemizde eğleşmek istersin, Kasım'ım, var mıdır döşeğimiz, yorganımız? Eski adın neydi bilmem ama bundan böyle adın Adem'dir. İyi belli etsin.
Ben de ona şaşırmışım. Şeyhim. Nereden bilir ki adımı? Ne size söylemişim, ne de Şeyh Efendi'ye. Seni yol bilmez iken doğru yola yöneltmedi mi? Nerede buyurur? Duha suresi 7. ayeti kerimede. Demek sapkınlık yolundaydık. Demek şeytana esirdik. Şeytan bir kere azdırdı mı seni? Sen kendi kendine hidayet yoluna girebilir misin? Hele bir azdırsın seni bakalım. O azgın halin bile sanki sana Cebrail'in erişmesinden bile daha hoş görünür. Akıllı ve insanoğlu olan odur ki hep kendi mektubunu okumasın. Arada dostun mektubunu da okusun. Okuyana, akledene her şey ne de aşikar oysa, doğru yolda ne ola ki o vakit? Nereden gelir, nereden geçer, nereye gider bu yol? Yoksa yol içeride midir? Deyivereyim o vakit. İçeride doğru yol nice olur. Her türlü aşırı istekten, cimrilikten arınmış bir kalp. Azgınlıklara bir bir gem vurmuş. Erenler derler ki insan alemin numunesidir. Şu kainat kitabında ne yazar ise insandan okunur. Hele lafı açık konuş efendi. Ne dersin? Halk dilinde konuş dersiniz. Deyivereyim madem. Bir vakitler Allah'ın sevgili kullarından bir kul var imiş. Bir kez gördüğü Hızır Aleyhisselam'ın özlemiyle yanar tutuşur imiş. Gece gündüz ellerini açar. Ya Rabbi bana yine onu göster. Bana Hızır'ı göster deyi yakarır durur imiş. Derken Hızır aşkıyla aklın oynatmış garip. Senelerce dağ bayır gezdirip durmuş Mecnun aklını. Yıllar geçmiş, aklı dahi geri gelmiş. Köyüne, evine geri dönmüş ama Hızır gelmemiş. Açmış ellerini yine bir akşam. Ya Rabbi demiş, yıllardır ne hallere koydun beni. Bir kez olsun Hızır'ı göster bana deyi. Yakarmış gene. Derken yanı başında belirivermiş Hızır Aleyhisselam. Eli ayağına dolanmış garibin. Hazreti Hızır, Rabbimden beni görmek istemişsin. De hele, benden isteğin nedir? İyice şaşkın olmuş köylü. Ya Hazret demiş, madem böyle göz açıp kapayana geliverirsin. Bunca kolaydır bu sana. Ne demeye beni yıllardır yalvartırsın. Senin yüzünden aklım oynattım. Dağ bayır divane dolandım. Hızır Aleyhisselam üzerindeki yeleği adama giydirir. Başındaki külahı da adamın kafasına geçiriverir. Hem de şimdi sen Hızırsın. Var çarşıya, herkese görünüver bakalım. Bizimki çarşıya iner, bir de bakar ki ne göre? Aman ya Rabbi, kimi kuyruklu, kimi boynuzlu, kimi karnı üstünde sürünür. Çarşı meydanında onlarca mahlukat. Yılanlar, çıyanlar, sırtlanlar,
domuzlar, fareler, böcekler, örümcekler, aslanlar, maymunlar. Dünyadaki mana ve suretimiz ne olursa olsun, siretimizle haşrolunacağız. Neymiş o vakit? İnsan denen suret ile kaş değil, İnsan denen manadır. Suret ile kaş olaydı, siret olmaz idi. Hızır oldu ya Hazret, perde kalkıverince aradan, herkesin siretini, manasını, içinin yüzünü görüvermiş. Zalimleri sırtlan şeklinde, dönek ve iki yüzlü riyakarları maymun şeklinde, onu bunu ısıran gönül kıranları köpek şeklinde, batılı, yalanı konuşanları domuz şeklinde. Hayrete kapılır garip divane. Bu ne haldir Allah'ım? Yürür gider. Derken o mahlukatların arasında nur yüzlü bir ihtiyar görür. Sakalları akçadan ak, nazarlarından nur saçan bir ihtiyar. Oh demiş, rahatlamış. Hızır aleyhisselam yerine geçen bizim garip. Hemen o nur yüzlü ihtiyarın yanına varıvermiş. İhtiyar, ben Hızır'ım. Benden bir isteğin var mıdır? Var ise söyle, hemen yerine getireyim der. Görünecek başkası olmayınca kendisi varır Hızır'ım dey Hazret. İhtiyar şöyle bir bakar. Evladım, sen işine bak. Bize Hızır lazım olursa senin evine varırız der. Ya öyle işte canlar. Dünya ve içindekiler bizim olsa dahi bize bu gerçeği veren olabilir mi? Ama hedefi şaşmamak lazım canlar. Bin tane Hızır olsa biz Muhammediyiz. Toz zerreleri miktarınca Hızır olsa biz gene Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. Bu şuurla yaşayalım, uyanık olalım, diri olalım. Fiiller niyetlere göre değil mi canlar? Tövbe kapısı orada. O kapıya varana git demezler. Tövbe dikeni gül eder, zehiri bal eder. Hele sen evvela fark et içindeki azgın mahlukatı. Fark et ki göresin. Gör ki mücadele edesin. Sırtlanlar, domuzlar, çıyanlar köşkünü basmış. Nedir insana yaraşır olan? Bırakıp gitmek mi? Yoksa cümlesiyle cenk edip köşkü, köşk sahibine yaraşır, pak eylemek mi? Thank you.
adamıydın Adem Efendi. Buradaydım efendim. Acıktın mı? Ya? Acıktıydım. Yiyecek bir şeyler bakıvereyim dediydim ama... Yok mudur bir şey? Hazır yoktur şey. Un vardır, yağ vardır, şeker vardır. Hele bir ateşi yak da sana helva kavuru vereyim. Bizim helvamız pek ünlüdür, bilesin. Fiiller niyetlere göre değil mi canlar? Tövbe kapısı orada. O kapıya varana git demezler. Hele sen evvela fark et içindeki azgın mahlukatı. Fark et ki göresin. Gör ki mücadele edesin. Allah ya Allah. Hele şekeri de uzatıver oradan Adem Efendi. Selamünaleyküm.
Ya Ebu Bekir'e sıktık. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed. Salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed. Salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed. Osman Zinnurreyn. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed. 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 Seyyidina Muhammed. Sabah şeriflerin hayrola Yunus Efendi? Cümlemizin inşallah şeyim. Gel hele gel. Helvamız kavrulmuştur. Birer kaşık çalalım da günümüz tatlı geçe. Destur şeyim. Madem ki kaçmak istersin günahtan. İşte... Var şey yine söyle. Madem teşne değilsin, var söyle işte. Bir şey söylemek isterim şeyhim. Ne durursun Yunus Efendi? Hadi söyle. Söyle de uzaklaş günahtan. Şeyhim. Ben... Halimi arz etmek isterim. Müsaade buyurursanız. Ben deme Yunus'um. Ben deme. Nedir insanın başına bela olan? Dipsiz kör bir kuyudur benliği insanın içinde.
Söz pişmeden helva pişer. De hele birer kaşık çalalım. Ne o? Lal mı oldu ki dilin? Dönmez mi beni başkaca vazifeye verin? Beni alın, çıkarın bu günah kuyusundan demeye. Var hadi. Madem istemezsin günaha bulanmak, var peşinden, söyle şeyhine. Başkaca vazife verin bana de. İstemeyene kim ne vere Yunus? Kim bile hangi rüzgarın önünde savrulan başak idi? Elde tenceremizde helva olur. Sabırla kuruk helva olur imiş demişler. Hele sağını veresin bakalım Adem Efendi. Şeyhim. Al bakalım. Hele gelin canlar. Gelin. Beğendin mi pirim? Ben böylesini yememişim bu yaşıma kadar şeyhim. Yaşın genç ondan. Un iyi olacak. Onun içinde ondan evvel öğüten değirmencinin gönlü olacak. Değirmenciden evvel ekini tarlaya serpen çiftçinin gönlü olacak. En nihayet buğdayın gönlü olacak ki bite. Gönülsüz tane biter mi? Bitmez. Biter ise acı olur. Elinize sağlık ola şeyim. Afiyet şifa ola Adem'im. Hu şeyhim. İlla hu. Sabah şerifleriniz hayır ola. Akıbetimiz hayır ola Kasım'ım. Adem Efendi'nin karnı acıkmış. Bir de geldim ki mutfakta lokma arar. Ama hazırda bir şeycikler yok. Helva kavuru verdik beraber. Otur hele, otur. Sen de bir kaşık çal.
Gel Yunus'um, gel. Hele avluya çıkıp ayaz yiyelim biraz daha. Sesi. Dinle. Bülbül'ün sermayesi sesinin güzelliği. Sesinin güzelliği ise hakikati şakımasından. Yoksa karga da kuş, bülbül de. Hani bizim hakikati şakıyan bülbüllerimiz nerede Yunus'um? Kafir küfrünü saça durur, fitnekar fitnesini. Hani ya o vakit bizim sözümüz şu yalan dünyada? Hakikati bala bulayıp şiir eden bülbüllerimiz. Şair sözü yalandır derler. İnanma Yunus'um, inanma. Yalandır. Dinle Yunus. Dinle. Sana hakikatten dem vurur bülbülün sesi. Şu yalan dünyanın her köşesinde, her bucağında. Ey o vakit, unutma Yunus. Ey belle bunu. Hakikati şakıyamayan değil, baykuş olur. Şair sözünde hikmet yok elbet. Hikmet hakikatte. Ne demek bu? Bülbülün sesi bir sana bir bana değil, cümle aleme güzel. Hakikat dile geldi mi, cümle ayrılıklar kalkar ortadan. Birlik kalır geriye. Bir de ne diye hitap eder yüce çalabım kitabında? Ya eyyühennas, ey insanlar der. Çünkü hakikatin muhatabı insandır. Tek tek, ferden ferda. Öyle şakımalı ki bu hakikati, İşte bu bülbüller gibi dinleyen herkes o lisanı anlamalı. Belle bunu Yunus'um. Hakikat tercüme istemez. Ama arınmadan, durulmadan hakikat çıkar mı meydana? Sen içini yakmamışsan, yuvmamışsan kırk çeşmenin suyunda, fark etmemişsen gönlünü, hakikat çiçekleri açar mı orada? İşte içini yuvmayanlar derler ki, şair sözü yalandır.
İnanma Yunus'um, inanma. Unutma, hakikati kendine katık eden söz zamana galip gelir. Daha vazifeye varacaksın sen. Namazı kılalım, geç kalma. Derviş iş ile. Sanmayasın ki şeyhimin gözleri zayıflamıştır. Müsamaha abidesidir deyi. Niyetin nedir anlamayız. Bir kez inandık diye yalanına. Bizi de saf bellersin zahir. Hüsnü zannımızı, merhametimizi kötüye kullanma bahasına sana inananlara hala kötülük edersin. Bana sorarsan yerim bura değil, zindandır. Muhtaç olduğun hırka değil, ıslah. Dervişen namaza kalkar. Gerçi ezanda kulağın yok ki gözün namazda ola. Olsun inşallah Pirdaş. Sıkıntılı görürüm seni. İyiyim Kasım Efendi. Başım ağrır biraz. Sağ olasın. Derdin söylemeyen dermanı nice bula Yunus Efendi. Bilir. Şeyhim bilir. Her ne hal içreysem malum olur efendime. Bilir de bile bile mi günaha bulan der sana? Divane misin sen? Kalbinden bunları geçirmek dahi yakışını kalmaz sencileyin bir dervişe. Bilir.
ateşe dayanabileceği kadar günah izle. Yunus Efendi. Göz açıp kapayana olsun inanmadım hanımım. Aklımdan dahi geçirmedim. Yunus Efendi sağ olsun. O olmayaydı. Kalıcı gidi belki de o kara leke. Yakışık olmadı ki kuru iftira. Yunus Efendi vesile oldu, çürüttü. Sırf bu sebep dua ederim Yunus Efendi'ye. Hanımımsız komadı ya beni. Hem ilim hem marifet sahibidir Yunus Efendi. Bilirdim gerçeği ortaya çıkaracak. Alelade bir kişi sanmayasın sakın. Bir vakitler kadılık dahi etmiştir. Kadı mı? Ne sanırsın ya? Hemide burada. Nallıhan da kadılık etmiştir. Beyimize de bu yaraşır idi elbet. Marifetsiz bir kulu kendine danışman tutar mı hiç beyimiz? Üç dürava çıkarız, köpekleri doyuracak bir keklik bile düşmez nasibimize. Sara! Bu ne bereketsizliktir? Devriye tayin etmişim beyim. Bundan göre ava izinsiz çıkanı av edin demişim. Sulayın atları. Bu hayat mübarek. Adı Delice'dir beyim. Ama civarın en tatlı suyudur. Yazın nasılcadır? Yazın da coşkun akar beyim. Hele dağların karı eriyende. Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından korkacaksın. Ne demişler? Akan su yosun tutmaz. Ne düşünürüm bilir misin Sara? Bundan böyle bizim tabibimiz temiz hava, pak su. Şimdiden tezi yok. Bu suyun kenarında bir konak yapmak isterim. Önünde suyum çağlasın, dalında kuşlar cıvıldasın.
öyle bir konak işte. Beyimizin arzusu neyse o olur. Bir tek değirmenciyle konuşmak icap eder. Suyun yukarı tarafında bir değirmen vardır beyim. İyi o vakit. Al kolculardan ikisini yanına, al getir huzurumuza. Hele bakalım kaça satarım iş değirmenini. Başım üzerine beyim. Kolcular! Siz beyimizin emrinde kalın. Gitmedin mi vazifeye? Şimdi giderim. Benim bir işim yoktur ama çarşıya varmam gerek. İşin yoktur. Niye gidersin madem? Ayı Mesud'a söz vermiş. Kadıhane'ye bir emaneti vardır. Onu götürür vereceğim. İyi. Yunus ağam. Eline ne oldu? Yoktur bir şey. İncittim. Canı yanar mı? Öyleyse söyle bak. Merhem alıp gelirim çarşıdan. Yok. İyiyim. Sağ olasın. Eksik olmayasın. İyi vakit. Bana müsaade. Ay Mesud'a sözüm vardır. Kolay gele. Sağ olasın Yunus ağam. Yunus Efendi. Zahide Hatun'a bir emanetim vardı ama. Müsait bir vakitte kendiniz verseydiniz daha iyice olmaz mıydı? Siz de demiş idiniz. Konakta ahval pek sakin değil diye. O sebep. Doğru dersiniz. Elinize ne ola ki? Ufak bir şey. İncindi. Merhem vardır evde. Yoktur bir şey. Sağ olasınız. Yunus efendi. İyisiniz inşallah. Son vakitler biraz... Eksik olmayınız. Sayende şeyhimizin helvasından biz de nasiplendik Adem Efendi. Şeyhimizin elinden olsa gerek ki böylesini Bağdat'ta da yiyememiş. Eliyle değil, gönlüyle yapar ne yapar ise şeyhimiz. Bağdat'ta da mı bulundun Adem Efendi?
Hayat pahalı. Hayat pahalı. Hayat pahalı. Al Veli, al. Bizim akçamız var. Sen çarşıya varan da harcarsın. Hayrola Kasım Efendi? Şu yeni Adem Efendi'ye bakardım hanım ana. Siz zahmet buyurmasaydınız dervişan taşırdı suyunuzu. Eksik olmayalar. Elimiz kolumuz sağlam şükür. Ana ben düşerim yola. Vardım ben de, vardım. Hayırlı günler ola Kasım Efendi. Hoş geldiniz efendim. Aygül Hatun. Zahide Hatun ısmarlamış. Bacım Sultan'dan.